Türkiye'de en fazla ünlü ismin katıldığı sosyal sorumluluk projesi olan 8. Renk Otizm Farkındalık Projesi'nin lansmanı TÜYAP Kitap Fuarı'nda yapıldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin himayesinde gerçekleştirilen projeyi davetlilere Mustafa Ceceli anlattı. Ceceli lansmanın sonunda davetlilere mini bir konser de verdi. O söyledi, otistik çocuklar doyasıya eğlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin himayesinde yürütülen 8. Renk Otizm Farkındalık Projesi'nin tanıtım toplantısı TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlendi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya konuşmacı olarak üniversitenin rektörü Profesör Doktor Tamer Yılmaz ve projenin marka yüzü sanatçı Mustafa Ceceli katıldı. İlk sözü Profesör Doktor Tamer Yılmaz aldı. Yılmaz proje hakkında bilgiler verdi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin otistik çocuklara verdiği önemin altını çizdi. Üniversitemizde aynı anda kurulan Sakine Kalyoncu Eğitim Merkezi'nde şu an 34 öğrencimiz eğitim almaktadır. Bu bağlamda Hasan Kalyoncu Üniversitesi'de özel eğitimin önemine ve zihinsel engellerin eğitimine önem verdiğinden Eğitim Fakültemizde Zihinsel Engeller Öğretmenliği bölümünü açmış bulunuyoruz. Tamer Yılmaz'dan sonra söz sırası Mustafa Ceceli'ye geldi. Ceceli, ülkemizde yaklaşık 650 bin otistik olduğunu söyledi. Sevgi, sabır ve çok duyarlılık isteyen bir konu. Proje kapsamında bir boyama kitabı hazırlanacak ve bu boyama kitabında 50 ünlü ismin sevdiği film sahneleri illüstratörler tarafından resmedilecek. Mustafa Ceceli davetlere kitapla ilgili bilgiler de verdi. Sizler de boyayacaksınız arkadaşlar. Boyayıp yollayın, ben de Instagram'dan paylaşayım onları. Bakın. Konuşmalar bitti. Sıra eğlenmeye geldi. Mustafa Ceceli panel salonunda mini bir konser verdi. O anı ölümsüzleştirmek isteyenlerin cep telefonu dakikalarca kayıtta kaldı. Derdimi derdimle döndümde, ömrümü verdimsin. Salonu dolduran herkes çok mutluydu. Ancak otistik çocukların yüzündeki kocaman gülücük dünyalara bedeldi. Şimdi Hazine isimli.